Aselsan da benim aslında daha önceki yayınlarda da konuşuyorduk. Bu yılın en sürpriz ve en böyle kendini belli etmeyen hisselerinden bir tane olma ihtimali çok yüksek. Burada da oldukça başarılı bir bilanço performansı var. Beklentinin üzerinde bir bilanço açıklıyor ve hisse senedinde çok yüksek ihtimalle yakın zamanda bir sermaye artırımı haberi de görebiliriz. Büyük bir ihtimalle yine bir iştirak halka arz haberini görebiliriz. Aslında hikayesi çok olan bir hisse. Ciddi ihaleler alınıyor ve bu hisse senedinde bayağıdır bir düzeltme hareketi görüyoruz. Yıl başından beri ve burada da 3. dalga yükselişe tamamlanmış, 4. düzeltme dalgasının da ben tamamlandığını düşünüyorum. 3 defa şu söyleyeceğim seviye test edilmiş, yaklaşık 53 fiyat seviyesi 3 defa aralıklarla test edilmiş. Bu da hisse senedinde ben artık yarından sonra şimdi bugün birçok hisse senedi gitti ya, artık daha böyle geride %1, %2 prim yapan hisselerin mesela yarından sonra biraz daha iyi olan, bunlar içerisinde iyi olan hisseler biraz daha sıyrılacak, öyle söyleyeyim. Bu da bu sıyrılma potansiyeli yüksek olan hisselerden bir tanesi diye düşünüyorum. Burada da dikkat edeceğimiz nokta, şu anda bütün göstergelerde yani yukarı yönlü güçlü bir yükselişin başlamasına böyle ramak kalmış teknik olarak. Böyle bir gün, 2 gün, yani daha 3. gün zor, öyle söyleyeyim. Burada da direnç seviyesi 57 civarı, 56,5-57 civarı. Burası mesela kırılması durumunda çok hızlı bir 60 hareketini görebiliriz. 60'ı görmemiz demek burada oluşacak her yatay hareket büyük bir ihtimalle 65-66 fiyat seviyesini hedefleyecek. Zaten buraya geldikten sonra da bu saydığımız beklentilerle birlikte bu hisse senedinde asıl yüzlere doğru bir yılın ilk yarısından önce burada 100 fiyat seviyesine doğru ben yukarı yönlü yükselişin devam etmesini bekliyorum. Peki en çok gördüğüm hisse